Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya yine bu özgüven tavırlar. Allah'ım, Allah'ım. İlk önce sana sorayım, nasıl geçti? Efsane geçti tabii ki de. Sormana yani bile gerek yok. Ay, yüzüme. İyi geçmedim yalnız bu arada, sizler de gördünüz. Ay, yüzüme. Hatta ailemize de sorayım. Nebahat Hanım, Cansu Hanım, nasıl geçti evler? Bir İrem'e anlatabilir misiniz? Yiğit oğlum, çok güzel evler gezdirdin bize. İyi yanları da vardı, kötü yanları da vardı tabii. Ama İrem kızımın evlerini de bir görelim bakalım nasıl. Nasıl? Evet, Cansu. Ben de beğendim. İyi yanları vardı dediği gibi, kayınvalidemin dediği gibi. İrem Hanım'ın da evlerine bakalım. Bence de, çünkü çok güzel iki tane ev ayarladım. Üzgünüm Yiğit ama gerçekten çok güzel iki tane ev ayarladım ve ben sabırsızım. Sizleri de çok fazla bekletmek istemiyorum. Eğer isterseniz biz yavaş yavaş benim evime doğru gidelim derim. Ne dersiniz? Gidelim, gidelim deriz. Hadi o zaman benimle evlerime doğru gidelim. Evet, ilk evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kapının girişinden de gördüğümüz gibi 01 binadayız. Evet. Kapalı otoparkımız var, asansörümüz var, metro ve otobüs duraklarından da yürüyüş mesafesindeyiz. Bir de evin içini görün derim. Gerçekten çok güzel. Bence sizleri de daha fazla bekletmeyeyim. Geçelim diyorum ama siz nasıl buldunuz böyle bu girişi? Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Güzel kapısı bulduk. Çok güzel. Harika. Çünkü bahçeli evlerde biliyorsunuz genelde hep eski yapılar olur. Ama ben sizler için yeni 01 bina buldum. Evet, evi ben de merak ediyorum. Ha, süper o zaman. Sizleri de daha fazla bekletmeyeyim. Haydi evime geçelim o zaman. Geçelim. Buyurun. İrem'in Aslan ailesine göstereceği ilk ev bahçeli evlerde. 3+1 ve 130 metrekare. Salon, biri boydan boya olmak üzere çift pencereli ve elektrikli panjur sistemi var. Gün ışığı alan odaların penceresinde de elektrikli panjur sistemi tercih edilmiş. Beyaz lake dolaplı mutfağın ankastreleri takılmak üzere hazır bekliyor. Beyazlar içindeki banyo, duş kabinli ve küçük bir aynalı dolabı var. Evet, geldik ilk evimin girişindeyiz. Şimdi güzel, koskocaman, aydınlık bir hol karşılıyor bizi. Başta böyle büyük ve sonrasında ince uzun gelen bir holümüz var. Holümüzün toplam metrekaresi 12 metrekare, çok geniş bir hol. Evimizin metrekaresi de toplam 130 metrekare. Evet, ne düşünüyorsunuz? Çok güzel, çok ferah. Vallahi ben girişine bayıldım. Hiç böyle heyecanımızı daha fazla böyle sizin düşürmeden o zaman haydi salonumuza gidelim. Gidelim. Salonumuzdayız. Toplam 25 metrekare büyüklüğünde boydan boya camlı olan balkonumuz olan balkonu sonradan göreceğiz. Yani gündüz kesinlikle hiçbir şekilde ışığa ihtiyacınız yok. Tavanlarımızda gördüğünüz gibi kartampiyerlerle işlenmiş, içlerine gömmeli LED ışıklarımız var. Ve evimizi kale gibi kapayan bir güvenlik sistemimiz var. Aynı zamanda gün ışığından koruyan bütün odalarımızda otomatik panjur sistemlerimiz mevcut. Nasıl buldunuz salonu? Öncelikle ben panjurları çok sevdim. Hı hı. Salonda balkon olması, geniş ve ferah bir balkon olması çok güzel. Alt kat olduğu için o enerjisi de güzel, sokağı da görebiliyoruz. Ay süper. Evet, camlarının da boydan boya olması çok güzel. Işıklandırmalar güzel. Televizyon oraya koyarız. Evet, geri kalanı. Aynı koltuk şey, takımlarını. L koltuk. Benim isteğim L koltuk üzerinde. Çok, çok seviyoruz. Evet. Çok güzel oluyor. Çok tatlı. İrem Hanım, L koltukla böyle dizilerek mi oturacağız? Koltuk takımı daha güzel. Siz de diyorsunuz L koltuk alalım mı? Şimdi bu L koltuk almak istiyor. Biz gençler olarak daha böyle modern buluyoruz diyelim bunu. U koltuk, L koltuk. Mesela şimdi şöyle. L koltuk bu salonda çok fazla yer kaplamayacak gibi düşünebilirsiniz. Normal bir koltuk takımı aldığımız zaman onlar da biraz fazla yer kaplayacak. Bu sefer yemek masası falan deyince bir sıkışıklık daha olacak. Güzel duruyormuş gibi geliyor bana ya. Karışmıyorum. Bir profesyonel görüş diyelim buna. Yeter ki bir yuvamızı seçelim bugün. Şimdi ilk odamıza geçelim. Bakalım orayı nasıl yerleştireceksiniz? Ne dersiniz, geçelim mi? Geçelim. Bakalım. İlk odama hoş geldin. Hoş bulduk. Bu odamız 13 metrekare. Burayı çocuk odası mı yapmak istersin yoksa misafir odası mı?
Ya aslında ben hobi odası yapmak istiyordum. Aa, ne? Ne hobisi? Senin hobin mi var? Anneciğim ben nikah şekeri yapıp satıyorum ya. Aa ne, nikah şekerlerini mi burada yapacaksın? Salonda televizyonun karşısında yaparsın. Oraları hep toplamam gerekecek sürekli. Burası benim odam olacak. Televizyonu kuracağım oraya, yatacağım oraya çek yatıma. Çekirdeklerimi fıt çıtıda çıtılça çekirdek yiyeceğim ben burada. Anneciğim tabii ki sen de gelince benim misafirim olacaksın. Ama ben bu odayı sırf sana özel yani. Olsun, bir oda da bana ait olsun. Ne olacak yani? Bir tane daha odamız var. Tabii. Orası size ait olur isterseniz. Yani hem size hem sizin anneniz geldiği zaman kalabilir. Burayı da hobi odası nasıl arzu ederseniz olabilir. Dediğiniz de doğru, mantıklı. Ama şimdi Nebahat Hanım bana diyecek ki artık yeter. Hem L koltuk hem bu. Hep onların tarafını tutuyorsun diyecek. Evet ya. Hayır, aslında hobi odası şimdilik. Hani ileride bir çocuğum olur, değiştirme şansım olabilir. Misafir odasında, diğer odalarda. Zaten 3+1. Çocuk odası bir tane, şeker odası mı olur? Salonda yaparsın şekerlerinde. Tabii. Televizyonun karşısında. Şeker odası. Tabii benim eşimin fikirleri de önemli. O askerden geldiğinde ona da sunup ona göre bir yol çizeceksin. Tabii ki. Tabii. Aynen öyle. Bizim de yani bu arada doğru söylüyorsun. Günün sonunda sen tek yaşamayacaksın. Eşin de var. Eşine de tabii danışman lazım. Şimdilik burayı böyle düşündük diyelim. Yani ilk önce şeker odası, ondan sonrasında da çocuk odası. Buradan mutfağımıza gidelim. Benim yerime gidelim derim. Oo, hadi o zaman mutfağımıza gidelim. Gidelim. Mutfağımızdayız. Güzel, aydınlık bir mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi lake ve beyaz. Evet, güzel dolap. Bence de güzel dolap. Yemeklerle aran nasıl? Yemeklerle aram çok iyidir. Benim alanım zaten burası. Ferah bir mutfak. Hı-hı. Ama şöyle bir ortaya masa koyduğumda daralır gibi düşünüyorum. Gayet güzel. Ben beğendim kızım. Sen de bulnuzla buldun da bunuyorsun. Güzel işte. Daha anne, ne istiyorsun? Anneciğim ben bir şey demedim ki. Geniş yani ve ferah demeye çalışıyorum. Güzel, ferah mutfak. Masa koyunca daralır yani. Yok yani, güzel. Daralmaz. Ben şey çünkü olmaz. Böyle bir geniş bir mutfak. Çünkü salona sürekli yemek götürmek istemiyorum. Mutfak yeter de. Bize sığarız biz buraya. Yeter ki beğensin. Anneciğim biz de sığacağız zaten. Ben tamam. Nebahat Hanım'la aynı fikirdeyim. Yani böyle biraz yorarım sizi. Hemen arkamda ankastrelerimiz var. Bulaşık makinemiz. Fırınımız, davlumbazımız, bunlar takılacak. Hemen karşıda da kombimizi görüyoruz. Ve bu arada yerlerde parkeni seçememesinin sebebi ıslak zemin olduğu için. Hani bulaşık falan yıkarken döküldüğü zaman en azından parke kalktı kalkmadı sorunu bu mutfakta yok. Vallahi ben çok beğendim. Çok rahat ederim ben bu mutfakta. Tabii anneciğim, sadece senin rahatlığın önemli. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Biz bu havayı dağıtalım. Ne dersiniz? Bir buradan ikinci odamıza gidelim. Sizinle böyle tatlı tatlı böyle anne kızı atışmalarınızı orada devam edelim. Daha böyle yumuşak şekilde ben ortada kalmayayım. Ne dersiniz? Tamam mı? İyi. Geçelim bakalım. Hadi o zaman ikinci odamıza doğru geçelim. Geçelim. Ve geldik senin odana. Evet. Benim odama geldik. Dedik misafir odası. Evet, ama işte anne gelecek kalacak birkaç gün, senin anneler gelecek kalacak birkaç gün, arkadaşların gelir. Misafir odası. Tabii ki annem yedim. Buraya yatağımı koyarım böyle, çek yatımı. Evet. Sonra televizyonumu da buraya koyarım. Masayı da koyarım, oraya yatağıma oturur aşağı, çekirdeğimi çıtlıkla çıtlıkla televizyonda kadınların programını izleyeceğim. Salonumuz da var. Burası misafir odası olduğu için hani tek başına burada durma anneciğim, sıkılırsın. Yok, salondaki... yok ben sıkılmam, severim yalnız böyle çekirdeğimi.